Sevgili seyirciler, yeni bir 5'ine 1 kan programına hoş geldiniz. İlerleyen dakikalarda Türkiye'nin almayı düşündüğü Çin aşısının ne olduğunu bir bilene soracağız. Aşı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Covid-19 aşısı bulunurken neler yaşandı, bunlara yakından bakacağız. Ama ilk gündemimiz Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir aramayla ilgili. Biliyorsunuz Türkiye bir NATO ülkesi ve NATO ülkesi olan Almanya ve İtalya'da bu hafta IRINA adında bir harekat, daha doğrusu bir tatbikat düzenliyorlardı Akdeniz'de. Ve bu tatbikat sırasında Rosalina adında Türk bayraklı Türkiye'den Libya'ya giden bir gemiye helikopterlerle komandolar indirildi ve gemi arandı. Gerekçe olarak da gemide Libya'ya bir silah götürülüp götürülmediğine bakıldı denildi. Neresinden baksanız bir skandal olan bu gelişme sonrasında da Türkiye haklı olarak büyük tepki gösterdi. İki ülkenin, İtalya'nın ve Almanya'nın büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bir nota verildi. Fakat yine de tartışmalar bitmedi. Nitekim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem diplomatik olarak hem de sahada buna cevap vereceğiz dedi. Gerçekten son yıllarda hiç görmeye alışık olmadığımız düşmanca bir tutumla karşı karşıya kaldı. Normal şartlarda bir geminin aranması için bayrağını taşıyan ülkeden izin alınması şart. Ancak bu izin de alınmadı. Cevabımızı sahada da vereceğiz. Onu açıkça söyleyeyim. Bu işin siyasi boyutunu, hukuki boyutunu da takip edeceğiz. Yani bu işin peşini bırakmayacağız. Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, tahammüllere aykırı bir şekilde icat edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığımızla beraber gerekli işlemleri, gerekli faaliyetleri yürütüyoruz. Gerekli işlemler yapılacak. Peki bütün bu yaşananlar ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olur? Gelin isterseniz bunları emekli bir dışişleri mensubuna Oğuz Çelikkol'a soralım. Oğuz Bey, siz bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun adı düpedüz korsanlık değil mi? Evet, yani baştan itibaren tabii bu IRINA operasyonu yanlış başlatıldı. Her şeyden önce Trablus'taki resmi meşru Libya hükümetiyle bir istişare veya onun izni alınmadan başlatılan bir operasyon. O bakımdan tabii Türkiye baştan itibaren IRINA operasyonuna itiraz etti. Yani gemiye tabii uygulanan bu baskın uluslararası hukuka çok aykırı olduğu açık bir şekilde belli. Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gemiye girilmiş. Çünkü yani Birleşmiş Milletler kararı uluslararası hukukun temel kurallarını ortadan kaldırmıyor. Yani uluslararası hukukun temel kuralları bu bayrağı, hangi geminin hangi ülkenin bayrağındaysa o bayrağı, yani o bayrağın ülkesinin izin almasını gerektiriliyor. Böyle bir izin alınmadığına göre zaten biliyorsunuz, yani ilk başta yapılan açıklamalarda Türkiye'nin izinin alınmak istendiği, Türkiye izin verilmeyince de operasyona son verildiği açıklanmıştı. Brüksel'den, Avrupa Birliği IRINA operasyonu yetkililerinden. Halbuki böyle olmadığı anlaşılıyor. Yani Türkiye'nin izni olmamasına rağmen gemiye girildiği, gemide 16 saat arama yapıldığı çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu da uluslararası hukuka aykırı. Onun için yani bir gemiye bu şekilde bir saldırı korsanlık olarak nitelendirilmesi gayet normal. Çünkü uluslararası hukuka gayet açık bir şekilde ihlal edildiği, uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edildiği ortaya çıkıyor. Yani bayrak taşıyan, bayrağın sahibi ülkeden izin alınmadan gemiye bu şekilde bir arama yapılması açık denizlerde uluslararası hukuka aykırı. Bu Birleşmiş Milletler kararı bu kuralı ortadan kaldırmıyor. Zaten Avrupa Birliği, yani IRINA operasyonu yetkililerinde Türk hükümetinden izin almak için başvurdu. Ancak bu iznin verilmemesi üzerine yine de operasyona 16 saat devam edildiği, gemide bir şey bulunamaması üzerine gemiden ayrıldığı çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Oğuz Bey, peki bundan sonra ne olur? Yani hukuki olarak Türkiye'nin
ne yapmaya hakkı var, ne yapmamaya hakkı var? Yani hukuki, dün anladığım kadarıyla Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın katıldığı bir çalışma grubu ortaya kurulduğunu anlıyoruz. Bu çalışma grubu tabii neler yapılabileceğini inceleyecek. Yani bu işin hukuki yönü de var. Yani çünkü tazminat istenmesi gibi bazı hususların incelendiği anlaşılıyor. Çünkü uluslararası hukuka aykırı bir eylem yapılmış vaziyette. Bir tazminat isteneceği ortaya çıkabiliyor. Ama onun dışında diplomatik bazı girişimler yapıldığını görüyoruz. İşte protesto notaları verildiğini anlıyoruz. Bir de yani Türk yetkililerinden çok açık bir şekilde sahada buna misilleme yapılacağı ortaya çıkıyor. Bir de tabii burada önemli olan bu olayın bir daha tekrarlanmaması. Yani bir Türk gemisine yönelik bu şekilde bir olayın tekrarlanmaması gerekiyor. Bunun için de gerekli tedbirlerin neler olduğunun incelendiği ve alınacağı anlaşılıyor. Hani bundan sonra artık bu şekilde bir Türk gemisine uluslararası hukuka aykırı olarak bir eylemin yapılması herhalde çok kolay olmayacaktır. Sonuçlarına da bu ülkeler katlanacaklardır. Bir de tabii protesto notası, yani diplomatik olarak verilen ülkeler arasında Almanya'nın, İtalya'nın ve Avrupa Birliği'nin adının geçtiğini görüyoruz. Yunanistan'ın olmadığını görüyoruz. Halbuki yani bu sahadaki komutayı bir Yunanlı komutan yönettiğine göre Yunanistan'a karşı da tabii alınacak tedbirlerin ayrı olarak düşünüldüğünü ben buradan çıkartabiliyorum. Diplomatik bir yönü var konunun, hukuki yönleri var, tazminat talepleri, uluslararası hukuka aykırı bir eylem. Bir de yani misilleme, tabii Türkiye'ye böylece bir misilleme imkanı ortaya çıkmış oluyor bu ülkelere karşı. Uluslararası hukukun açıkça çiğneyen bu ülkelere karşı. Bunun ne zaman yapılacağı, bu misilleme hakkının ne zaman kullanılabileceği, kime karşı kullanılabileceği tamam Türkiye'nin inisiyatifinde olan bir husus. Bunların inceleneceği ve yapılan temaslar sonucu ortaya çıkabileceğini görüyoruz. Burada önemli olan tabii bu gemiyle olarak ilgili istihbaratın kimler tarafından yerine operasyonu yetkililerine verildiği, kimlerin bunun arkasında olduğu. Önümüzdeki günlerde zannediyorum bu kurulan çalışma grubu, işte Türk yetkilileri bu tip olayla ilgili ayrıntıları da ortaya çıkartıp Türkiye'nin elinde daha fazla bir bilgi toplanmasını sağlayacaklardır. Çünkü yani gemiye olan operasyonun bir Türk gemisi olduğu için yapıldığı, yoksa istihbaratın sağlam olmadığı ortaya çıkıyor ki sonuçta da hiçbir şey bulunmuyor zaten gemide. Ama bu istihbaratı bunlara kimin verdiği, nasıl verildiği, kimin bunun üzerine karar aldığı, bunların herhalde incelenmesi gerekiyor, ortaya çıkartılması gerekiyor ki hukuki, diplomatik ve misilleme, sahadaki misilleme ile ilgili olarak kararlar doğru bir şekilde alınsın, zamanında alınsın ve doğru yetkililere karşı alınsın. Oğuz Bey, sizi yakalamışken Avrupa Parlamentosu'nun bu hafta ilginç bir müdahalesi ya da bir hamlesi oldu. Türkiye'ye yönelik bir ambargo tartışıldı, konuşuldu. Özellikle Kıbrıs'ta Maraş bölgesinin tekrar açılmasına tepki gösterdiler. Sizce uluslararası literatürde bu tepki haklı mıydı? Ne anlama geliyor? Ya, Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu kararın bağlayıcılığı yok. Tavsiye niteliği taşıyor. Daha önce de Türkiye'ye yönelik bazı kararlar aldığını biliyoruz Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu'nun. Avrupa Parlamentosu maalesef Türkiye'ye karşı bir şey olarak kullanılıyor. Yani zaten bakın bu olayla da, yani gemi olayıyla da görüyoruz ki esas yapılmak istenilen farklı bir husus. Yani Alman Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda da bu unsurları görüyoruz. İşte Fransa'nın Türkiye'ye karşı 10-11 Aralık'ta toplanacak Avrupa Birliği zirvesinde yaptırımlar çıkması yönündeki ısrarında da bunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin dış politikasının bir baskı altına alınmak istendiği, kontrol altına alınmak istendiği çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Avrupa Parlamentosu'nun kararını da bu şekilde yorumlamak, bu şekilde görmek gerekiyor.
Yani Avrupa Birliği ülkeleri, bunun başında Fransa geliyor ki işte 10-11'inde Türkiye'ye karşı yaptırım konusunda ısrarlı olan ülkede o. Yani Türkiye'nin bazı politikalarından, dış politika kararlarından rahatsız olduğu anlaşılıyor. Yani Avrupa Birliği parlamentosu kararına baktığımızda da çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'nin Suriye'deki, Libya'daki ve Karadağ'daki politikalarından rahatsız olanların olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi Dağlık Karabağ ile ilgili olarak durum çok açık. Yani Dağlık Karabağ'ın bir Azerbaycan toprağı olduğu yönünde uluslararası hukukta hiçbir şüphe yok. Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmak isteyen taraf işte Avrupa Birliği'nin içerisinde Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulamak isteyen taraf. Libya'da da aynı şekilde baktığımız zaman Libya'da gördüğümüz tablo darbeci olan bir kişinin, Hafter'in Libya'ya hakim olmasını istendiği anlaşılıyor. Libya'daki meşru hükümetin, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetin gözaltı edildiği anlaşılıyor. Fransa'nın Rusya ile bile işbirliğine gittiği Libya'da ortaya çıkıyor. Yani baktığımızda Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ örnekleri çok yanlış örnekler. Çünkü burada Türkiye'nin tutumu uluslararası hukuka uygun gibi gözüküyor. Uygun olduğu çok açık bir şekilde ortada. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya çalışıyor. Suriye'de bir Kürt devleti kurulmasını engellemeye çalışıyor. Dağlık Karabağ konusunda uluslararası hukukun Azerbaycan'a verdiği hakları kullanmasını destekliyor. Libya'da da uluslararası toplum tarafından desteklenen bir rejimin darbeci bir general tarafından ortadan kaldırılmasını ve Libya'da Kaddafi benzeri yeni bir rejim kurulmasını engelleme yönünde Türkiye politikaları oluşuyor. Bunlarda Avrupa'yı rahatsız edecek unsur nedir? Çok görmek mümkün değil. Diğer taraftan Akdeniz'e, Kıbrıs'a ve Ege'ye baktığımızda durum çok daha açık. Yani burada uluslararası hukuka aykırı olarak davranan taraf, maksimalist isteklerle ortaya çıkan Yunan tarafı. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün sebebi de Türk toplumunun siyasi eşitliğini bir türlü kabul etmek istemeyen Kıbrıs'ın tarafı. Yani bunu bütün geçmişine baktığımız zaman çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte anlam planı bunlardan bir tanesinin örneği. Yani bütün bunlar ortada dururken, Kıbrıs'taki siyasi çözümü, Kıbrıs Rum yönetimi engellerken, ki bunu işte Kras Montana'da da gördük, bütün bunlar Türkiye üzerinde bir baskı kurulmak istendiğini, Türkiye'nin uluslararası hukukun politikalarında kontrol altına alınmak istendiğini ortaya koyuyor.